Değerli arkadaşlar, hayatınızda güzel bir değişiklik oldu. Örneğin hafta sonu bir seminere katıldınız ve o seminerde öğrendiğiniz taktik, teknik yöntemleri hayatınızda uygulamaya başladınız. Sonra hiç beklemediğiniz, hiç ummadığınız, hayal edemediğiniz güzelliklerle karşılaştınız. Hayatınızda güzel değişiklikler oldu. Şaşırdınız. Bir hafta uyguladınız, iki hafta uyguladınız. Sonra birden ne oldu? Sizin çevrenizdeki insanlar sizin bu güzel değişiklikleri kaldıramadılar. Çekemediler. Sizi eleştirmeye başladılar. Ve biliyorsunuz en çok görüştüğünüz 5 kişi çok önemli. Bu 5 kişinin ortalamasısınız. Ve bu insanlarla tekrar görüşmeye başladınız 2 hafta sonra. Ve onların ortalaması olmaya başladınız tekrar. Yani 2 hafta önce gittiğiniz seminerde öğrendiğiniz taktikleri artık uygulayamayacak hale geldiniz. Niye? Çünkü çevrenizdeki insanlar sizi etkiliyor, sizi yönlendiriyor. Siz de o insanların ortalaması oluyorsunuz ve öğrendiğiniz o taktik ve teknik, onlara verdiğiniz para ne yaptı? Boşa gitti. Niye? Çünkü siz o çevreyi etkileyecek hale gelmediniz. Ondan kaynaklı değerli arkadaşlar. Üzüm üzüme baka baka kararır. İnsanlar istese de istemese de çevredeki insanlara benzerler. Onlar gibi düşünmeye başlarlar. Çünkü uyum kurulduğundan dolayı bilinç altında görünmeyen bir bağ oluşur. Örneğin siz bir diyetisyene gittiniz ve bir ayda 10 kilo verdiniz. Tamam mı? Ve çok memnunsunuz, mutlusunuz, çok iyi, her şey çok güzel. Ve bir ay sonra arzu ettiğiniz kiloya vardığınızdan dolayı kalıcı hale getirmediniz. Yani takip etmediniz. O diyetisyenden öğrendiğiniz yeme davranışını alışkanlık haline getirmediniz. Bu sefer koptunuz, yani o diyetisyenle bağınızı koparttınız. Ne oldu? Eski gruba tekrar katıldınız. Yani beslenmeye dikkat etmeyen arkadaşların arasına katıldınız. O 5 kişinin arasına ne oldu? Siz onlar gibi yemeye başladınız tekrar. Onlar gibi yemeye başlayınca verdiğiniz kiloları tekrar ne yaptınız? Geri aldınız. 10 kilo vermiştiniz. Tekrar 10 kilo aldınız veya 12 kilo aldınız. Sonra ne oldu? Sonra hayal kırıklığına uğradınız. Anlatabiliyor muyum? Kendinize güveniniz azalmaya başladı. Çünkü söz vermiştiniz kendinize, o sözü yerine getirmediniz. Getirmediğinizden dolayı özünüze güveniniz azaldı. Peki bunun çaresi ne? Değerli arkadaşlar, ne yapmak gerekiyor? Burada bu tür sıkıntılarla karşılaşmamak için ne yapmak gerekiyor? Seminerde öğrendiğiniz veya bir programda öğrendiğiniz taktik ve teknikleri nasıl hayatınıza tam olarak yansıtabilirsiniz? Yani bunu nasıl kalıcı hale getirirsiniz? Değerli arkadaşlar, bunun tek yolu var. O kiminle programa başladıysanız, diyetisyen, mentor, sizinle bu programa başlayan arkadaş, kimse, o insanla iletişimi koparmayacaksınız. Yani onunla beraber iletişimde olacaksınız. Onun bir grubu varsa grubuna katılacaksınız. Sürekli onunla beraber olursanız, düşünceleriniz onunla olursa, o insanla iletişimde olduğunuzdan dolayı kendinizi muhafaza edebilirsiniz. Vardığınız kiloyu muhafaza edersiniz. Öğrendiğiniz taktik ve teknikleri muhafaza edersiniz değerli arkadaşlar. Bisiklet sürmek gibi düşünün değerli arkadaşlar. Yani pedalleri çevirmeye devam edeceksiniz. Yani bırakmayacaksınız pedali çevirmeyi. Şöyle düşünün. Siz hayatınızda güzel bir değişiklik yaptınız, tamam mı? Kursa katıldınız, seminere katıldınız. Arzu ettiğiniz yere geldiniz. Hafta sonu ne oldu? Aydınlandınız. Öyle düşünün, tamam mı? Çevirmeyi öğrendiniz. Hafta sonu bunun nasıl çevrileceğini öğrendiniz. Ve mutlusunuz. Bir hafta çevirdiniz. Motivasyonlusunuz. İki hafta çevirdiniz. Sonra rahatlık alanına girdiniz. Rahatlık alanına girince arkadaş çevresi değişince ne oldu? Çevirmeyi yavaş yavaş azaltmaya başladınız. Işık yavaş yavaş sönmeye başladı. İki hafta sonra ne oldu tamamen? İçinizdeki o aydınlanma kaybolmaya başladı, söndü. Çünkü bıraktınız artık. Takip etmeyi bıraktınız. Onunla alakalı. Yani hayatınızda öğrendiğiniz bu yöntem ve taktikleri muhafaza altında tutmak için ne yapmanız gerekiyor? Bağlantıda olmanız gerekiyor. Programa katılmanız gerekiyor. Peki biz Mile Coaching Akademi olarak insanların öğrendikleri bu güzel yöntem ve taktikleri nasıl muhafaza altında tutuyoruz?
veya bizim programlara katıldıktan sonra nasıl bu özellikleri muhafaza ediyorlar? Nasıl kalıcı hale getiriyorlar? Onu söyleyeyim size. İlk önce bizim 3 adım sistemimiz var. 3 adım metodumuz var. Birinci adım problemi bulmak, ikincisi problemi çözmek, üçüncüsü de kalıcı hale getirmek için 3 ay beraber olmak. 3 aylık mentorluk programımız var, grubumuz var. O grupta devamlı görüştüğümüzden dolayı, devamlı onları motive ettiğimizden dolayı davranışlarını ne yapıyoruz? Alışkanlık haline getiriyoruz ve ondan dolayı gelen kişilerde %99 başarı oranımız var. Yani biz gerçekten sonuna kadar kişilerin yanında oluyoruz ve onların hayatındaki değişiklikleri %99 kalıcı hale getiriyoruz bu yöntemle. Değerli arkadaşlar, siz de eğer gerçekten hayatınızda gerçek bir değişiklik istiyorsanız, gerçek ve kalıcı değişiklik istiyorsanız yapacağınız tek şey var. Hemen videonun altındaki linke tıklayarak bizim arkadaşlara başvuru formu göndermek. Bu formu okuyan bizim arkadaşlarımız sizlerin bizim programımıza uyuyor musunuz, uymuyor musunuz? Ne yapıyorlar? Bakıyorlar, görüyorlar ve eğer uyduğunuzu anlarlarsa o zaman sizi telefonla arıyorlar ve birebir görüşmek için benimle sizi karşı karşıya getiriyorlar. Yani siz görüntülü şekilde benimle ne yapıyorsunuz? Bir görüşmeye giriyorsunuz. Orada o görüşmede ben şu anki durumunuz nedir? Nereye gitmek istiyorsunuz? Oraya nasıl gidersiniz? Adım adım anlatıyorum size. Şimdi yapacağınız şey hemen videonun altındaki linke tıklayarak başvuru formu göndermek. Hoşça kalın.